Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere glutensiz bir lavaş tarifi vereceğim. Gerçekten de çok lezzetli bir lavaş oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sadece özel bir malzeme kullanacağız içinde. Onu evlerinizde bulundurabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Haydi hemen tarifimize geçelim. Kıvamı, dokusu karabuğday unuyla çok çok lezzetli oluyor bu tarifin. Onun için mutlaka sizlere de karabuğday unu kullanmanızı tavsiye ederim. Çiğ karabuğday unu kullanıyorum ben. 2 dolu yemek kaşığını kasemin içine aldım. Bu tarz glutensiz tariflerde sıkça kullandığım psyllium husk, yani karnıyarık otu tozunu görüyorsunuz. İnternetten bakabilirsiniz. Genellikle online satışı oluyor çünkü. Karnıyarık otu tozu aynı zamanda çok iyi bir lif kaynağı. Kabızlık problemi yaşayan kişiler için önerimdir. Üzerine birazcık ılık su ilave edeceğim. 50 milim kadar. Bu tarifi yaparken hassas tartı kullanmanız önemli bir nokta. Oranlarını kaçırmadan yapmanızı tavsiye ederim. Birazcık da tuz ekliyorum. Eğer karabuğday ununun kokusunu almak istemiyorsanız burada birazcık mahlep tozu da ekleyebilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun bir püf nokta olarak. Plastik bir spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Daha sonra tezgahın üzerine alıp birazcık unlayarak hamura açmaya başlıyoruz. Elimizde şekil vereceğiz. Zaten çok kolay şekil aldığını göreceksiniz. İçinde kullandığımız karnıyarık otu tozundan kaynaklı böyle esnek bir hamur elde edebiliyorsunuz ve hamurunuz yırtılmıyor. Şöyle iki parçaya ayırıyorum ben. İki tane küçük tabak boyutunda lavaşı olacak. Bir oklava kullanabilirsiniz bu şekillendirmeyi yaparken. Lavaşlarımızı güzelce açtık. Şeklini görüyorsunuz. Ne kadar esnek, yumuşak bir hamur oldu. Şimdi artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Pişirmek için bir tavayı iyice kızdırıyoruz. Hiç yağ eklemiyoruz üstüne ve lavaşımızın birini alıyoruz. Ara ara çevirerek pişirmeye başlıyorsunuz. Bir tarafı birazcık piştikten sonra hemen diğer tarafını çevirin. Böylelikle daha da kabaran güzel bir hamurunuz olacak. Zaten kabarmasını da sizin için çektim. Ne kadar güzel kabardığını görebiliyorsunuz. İnanın tadı da çok lezzetli oluyor. Böyle birkaç tanesini yapıp güzelce sarıp o şekilde saklayabilirsiniz. Ama açıkta bırakırsanız kuruyacaktır lavaşlarınız. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tam 2 tanelik bir tarif. Siz tarifi istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Şöylece bir doku testi yapalım istiyorum. Ne kadar yumuşacık bir lavaş olduğunu görüyorsunuz. Mükemmel bir kahvaltı olacak benim için şimdi bu. Birazcık peynir yanına, biraz şekersiz reçelimden aldım. Yeşilliklerimi, zeytinimi, domatesimi aldım. Tamamdır. Siz de eğer denerseniz benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız videolarımı kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.